Erken doğum 37. haftadan önce bebeğin doğması olayıdır. Annede eğer bir idrar yolu enfeksiyonu varsa, vajinal enfeksiyon varsa, bazı ikiz gebeliklerde, polihidramnioz, oligohidramnioz dediğimiz suyunun fazla veya az olması durumunda, bazı cerrahi hastalıklarda, ortaya çıktığında hastalık veya preeklampsi gibi hipertansiyonla seyreden acil jinekolojik durumlarda, gebelik durumlarında biz erken doğum ortaya çıkabiliyor. Hastalarda bele vuran kasık ağrısı, vajinal akıntı, su gelişi veya hafif böyle nişan dediğimiz kanlı bir akıntı gelebilir. Hastayı muayene ettiğimizde eğer ki açıklığı varsa, vajinal muayenesinde açıklığı varsa ve bebeğin kalp atışları için çektiğimiz NST'de kontraksiyonlar çıkarsa erken doğum tanısı, şüphesi koyarak hastayı tedavi amaçlıyla yatırırız. Özellikle 34. haftadan önce akciğer gelişimini sağlaması amacıyla bir iğne yapılır. 24 saatte yapılan, 12 saat arayla yapılan bir iğne. Onun dışında sıvı tedavi ve bazı ilaç tedavilerimiz var. Sonuçta durdurmak için elimizden geleni yaparız. Fakat durmuyor ise, devam ediyor ise bebeğin haftasına göre doğum şekli belirlenir. Daha küçük gebeliklerde sezaryen doğum daha çok tercih edilir. Diyelim ki durdurduk ve hasta artık bundan sonra kasılma hissetmiyor, açıklıkta ilerleme olmadı. Biz bu hastalarımızı normal tedaviyle, ağızdan alınacak bazı ilaç tedavileriyle taburcu edebiliriz. Götürebildiğimiz kadar ileri haftalara taşımaya çalışırız gebeliği. Gidemiyor ise, eğer kasılmalar devam ediyorsa da doğum gerçekleştirilir.